arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu güzel yeleği paylaşacağım, Allah izin verirse. Bu yeleğimiz bir yaşa uygun bir yelek arkadaşlar. Çok büyük bir yelek değil. Ve yeleğimiz yakadan başlamalı, iki renkli. Güzel bir yelek. Bu erkekli çocukları için ördüğümüz bir yelek. Ben bu yeleğimizi şimdi inşallah kız çocukları için uygulayacağım. Beraber başlayalım ve anlatalım inşallah, Allah izin verirse. Yakamızı 80 ilmek başladık arkadaşlar. Ve şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar, şu şekilde. Çok cici, güzel bir yeleğimiz. İçi ise bakın şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. 80 tane ilme attık biz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80. Tam 80 tane ilme var arkadaşlar. Bu 80 ilmemizi şimdi beden ayırt etmeyi yapacağız arkadaşlar. Ve şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar 1, 2, 3. sırada ben bir tane ilk eve açmam gerekiyordu. Unutmuşum. Siz unutmayın. Sakın açmayın. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 tane ilme arkadaşlar pat için. 2, 4, 6, 8. Ön patımız için. Şu bant kısmı arkadaşlar. Bir tane ben ters ilmem var. Bu ters ilmem şu giden düz arkadaşlar, bakın. Şu düz ilme şu arkadan düz, önden ters ilme oluyor. 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane düz örüyorum. Bu 8 tane düzümüz ön beden için arkadaşlar. Bir tane başına atıyorum ve bir iki tane ters örüyorum, tekrar başına atıyorum. Kol için 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 başına atıyorum, tekrar 1 2 tane ters örüyorum, başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Bu 28 tane ilme arka bedenimiz için arkadaşlar. Tekrar başına atıyorum ve 1 2 tane ters örüyorum, tekrar başına atıyorum. Ve 5 tane düz örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Tekrar başına atıyorum. 1 2
2 tane düz örüyorum, tekrar başına atıyorum, ters örüyorum, pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane tersim var. Önde ters, arkadan düz olacak. 8 tane pat için 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet arkadaşlar. Ben burayı tek tek ayırt edeyim. Evet arkadaşlar. Kollar, bedenler, ön arkayı tamamen ayırt ettim arkadaşlar. 2 4 5 6 7 8. 2 4 6 8. Burada bir tane düzümüz var arkadaşlar. Bakın düz olarak gidiyor. 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ön için ilmemiz var. Burada bir tane artmamız var ve 2 tane burada. Bakın 2 tane düzümüz var ve burada bir tane daha artmamız var. Burada 5 olan bu kol için şimdi 7 olacak arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi arka yüzeyim. Buradan 8 tane örmüş gelmiştim. Şimdi buradaki düzümü ördükten sonra buradan bir şu artmayla birlikte 3 tane ilme alacağım. Ve tekrar yeniden dönüyorum. Arkadaşlar şu arkadaki şu oyuntuyu yapacağım. Tekrar bir tane alıyorum. Ve yine aynı şekilde artmamı yapıyorum. Evet, artık şunlara gerek kalmadı. Evet arkadaşlar, yine ön yüzdeyim. Artmamı yapıyorum. 1 2 3 tane ilme örüyorum ve tekrar yeniden dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi arka yüzeyim yine. Buradan alıp geldim bu şekilde. Tam sırasının sonunda şu artma ilmelerimi örüyorum. Tekrar 2 tane daha ilme ilave ediyorum. Buradaki 8 ilmeği 2 2 alarak oyuntu yapacağım. Tekrar dönüyorum. İlk baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Sıranın sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda tekrar arkadaşlar 2 tane ilme alarak yine döneceğim. Evet arkadaşlar, yine düz yüzeyim. Bakın burayı ördüm. Tekrar 2 tane daha alıyorum buradan. Ve tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar. Tekrar 2 tane daha alıyorum. Ve burada şurada 9 tane ilmem kalacak. 2, 4, 6, 8, 9. Bunu döndükten sonra tekrar gelip 1, 2 daha alacağım buradan. Tekrar döneceğim arkadaşlar. Ve bitirmiş olacağım. 4 seferde 4 defa da dönüyorum. O oyuntuyu yakalayabilmek için arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 1, 2, 3. Bunu 4 defa da tamamladım, döndüm. Bakın şöyle. Şu ajurlarımız, şu haroşalarımız bitinceye kadar ajurumuz devam edecek. Terslerimiz. Şuraya kadar olan bölümü sayacağım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Şununla birlikte 19. 19 düz gittikten sonra arkadaşlar, 19 tane haroşamız olduktan sonra 1, 2, 3 tane tersimiz olacak. Bu 3 tersten sonra 4. sırada kol bölgesini keseceğiz ve model bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Buraya kadar ben öreyim inşallah. Şuraya kadar tekrar göstereyim inşallah, Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, yeleğimizi örmeye devam ediyorum ben. 18 tane sırayı tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. ajurumu tamamladım. Şimdi burada 18. ajurdan sonra aynı atmalarıma devam ediyorum arkadaşlar ve bakın terse çeviriyorum ilmelerimizi. 1, 2, 3 sıra ters gideceğiz. Bu sıra komple ilmelerimizi ters olarak öreceğim arkadaşlar. Hem beden kısmında, bakın arkadaşlar, hem beden kısmında öreceğim, hem kol kısmında. Bedende ve kolda artmamıza devam edeceğim. Bu şekilde. Evet. Bakın yeleğimiz, oyuntusu falan çok güzel oldu arkadaşlar. Şekilde. Şu artma yerimize gelinceye kadar böyle. Buraya yine artıyoruz arkadaşlar. Yine bu şekilde artma işlemini de yapıp ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı geldim, arkadan haroşa olarak ters örgü olarak örüp geldim. Şimdi ön beden kısmından arttıracağım. Diğer kısımlardan artmayı kestim artık arkadaşlar. Artma yapmayacağım. Bu şekilde ters örgü olarak örüp gideceğim. Evet. Bakın beden kısmından artmıyoruz ama kol kısmından artmıyoruz. Beden kısmından artacağız arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Burada ilk sırada artma yaptık. Bundan sonraki şu 3 sırada artma yapmayacağız. Sadece beden kısmında artma yapacağız arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 sıra, 4. sırada kol kesimini, kol ayırt etmesini yapacağız. Evet arkadaşlar, robot kısmımızı tamamladım ben. Şimdi burada şu artma yaptığımız 2 tane ilmemiz var. Bu 2 ilmemizin bir tanesini beden kısmına, bir tanesini kol kısmına olmak üzere ikiye ayıracağım. Şimdi kolumuzu kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde nereye kadar keseceğim? Şu ilmelerin, bakın burada iki tane ilmemiz var. Birini bu tarafa, birini bu tarafa alacağım arkadaşlar buraya. Evet. Evet arkadaşlar, bakın kol kısmını kesiyorum. Kesip bitirdim. Bu iki ilmenin bir tanesini kola, bir tanesini de bedene veriyorum arkadaşlar. Evet.
Bundan sonraki işlem arkadaşlar, videom bayağı bir uzadı. İnşallah diğer videomda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben yeleğimizi örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Tam kollarını kesmiş ve şu beden kısmında kalmıştık. İnşallah bundan sonrasını birlikte örelim Allah izin verirse. Arkadan bu şekilde arkadaşlar örüyoruz. Ve şu koltuk altına 5 tane ilme atacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, ön bedeni buradan başlayıp örüp geldim. 5 tane ilme attım. Şu anda arka bedeni birleştireceğim arkadaşlar. Önle arka bedeni. Bu koltuk altına 5 tane ilme attım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, arka bedeni şu anda bakın bitirdim arkadaşlar. Diğer ön bedenle birleştireceğim. Yine bu koltuk altına da 5 tane ilme atıyorum. 1 2 3 4 5 ve hemen ön sırada düz olarak öreceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patlarımızı ördüm. Bak, bundan sonraki bu iki sırayı düz olarak öreceğim. Sırayı düz öreceğim. Arka sırayı ters öreceğim. Dönüşümüzde arkadaşlar modelimizi koyacağım. Evet. Evet arkadaşlar, şu an düz yüzdeyim ve diğer ipimi takacağım ve modelimi kuracağım. Şimdi 2 4 6 8 bir de şurada düzümüz var arkadaşlar. Onu da ters olarak örüyorum ve buraya hemen ipimi bağlıyorum. Çalışacağım ipimi bağlıyorum. Bir tane renkli ipimden örüyorum ve bir şu ikinci ilmenin tabanından arkadaşlar bir iki tane bitişinden hemen bir tane uzunca ip çıkartıyorum. Bunu bırakıyorum. Diğer beyazımı alıyorum. 1 2 3 3 tane ilme ördüm bakın. O uzunca çektiğim ilmeği başından atıyorum. Ve tekrar diğer ipimi alıyorum. Ve bir tane ilme örüyorum. Tekrar bakın 1 2 şu üçüncüden büyükçe bir ilme çıkartıyorum. 2 3 tane ilme örüp bu 3 ilmenin başından atıyorum. Buradan bir tane ilme örüyorum. Bir ikinci ilmenin tabanından bakın. Arkadaşlar, nereden çıkarttığımı bakın, bir ikinci yerden çıkartıyorum, bir iki üç tane örüyorum, üç tane ördüm, başından attım. Aynı şekilde bir tane
ilme örüyorum düz olarak ve bir ikinci ilmenin hemen aşağısından uzunca bir ilme çıkartıyorum. 1 2 3. Bu 3 düzün üstünden atlatıyorum. Modelimiz birinci sıramız, ilk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Bakın. İlk sıramız bu şekilde sürecek. Bir tane bağladığımız o renkli ipten bir tane ilme örüyoruz. Bir atlayıp ikincisinden, bakın, bir ikincisinden alttan bir tane ilme çıkartıp uzunca başından atlatıyoruz ve bu üç düzü ördükten sonra başından atlatıyoruz. Tekrar aynı ipimizle bir tane düz örüyoruz. Sadece bu şekilde devam edecek arkadaşlar sıramız. Evet arkadaşlar, şimdi patımı örüyorum ve burayı da ördüm. Şimdi şöyle bir dolama yapıyorum arkadaşlar, bak. İpimi doluyorum ki burada bir gevşeklik olmasın diye ve diğer renkli ipimi alarak örüyorum. Bir, iki tane renkli ipimden örüyorum. Gri ipimden bir tane beyaz örüyorum. Bırakıyorum. Bakın, burada bir tane gri ilme örmüştük. Yanında da bir beyaz var. Bakın, bir yanındaki beyazı, griyi, tekrar yanındaki beyazı, bu üç beyazın şu başında ortadaki bir tanesini beyazla örüyorum arkadaşlar. Bakın, ipi yürütüyorum. Bir beyazdan üç tane gri örüyorum. Bırakıyorum. Bir beyaz, üç gri. Bir, iki, üç. Bir beyaz, üç gri. Bir tane beyaz, üç tane gri. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bir beyaz, üç gri, bir beyaz. Şu üçün ortasındaki bir taneyi beyaz olarak örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar yine ön yüzeyim, patımı ördüm. Şimdi şu şekilde tekrar bir ipimi çevirip doluyorum arkadaşlar. Ve burada bir açıklık olmasını istemediğim için yapıyorum onu arkadaşlar. Ve örmeye devam ediyorum. Bir tane beyazım vardı, boş örmeden alıyorum. Diğer 3 ilmemi aynı örüyorum. Şu bir tane beyaz ilmeği, bakın arkadaşlar, bunu örmeden alıyorum. Diğer ilmelerimi tamamen düz olarak sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Bakın. Gri ipimi, şu grileri görüyorum. Beyaz boş olarak örmeden alıyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekil oldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Burada beyaz ipimiz bu tarafta kaldı. Gri ipimizle bakın buraya kadar geldim. Bundan sonra patımı öreceğim. Pat için beyaz ip gerekli bana. Ve buraya bir tane ip bağlıyorum hemen.
Ve bu tarafa arkadaşlar. Bu ipimiz bu tarafta sürekli kalacak arkadaşlar. Ve bu tarafın şu bant kısmını öreceğiz. Ve bura bir açıklık oluşmaması için aynı şekilde şöyle bir dolama yapıp sıkıştırıyorum arkadaşlar. Ve gri ipimizle bütün ilmelerimizin tamamını ters olarak örüyorum. O bir önceki sırada örmeden aldığım beyazı da gri olarak örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüp gideceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekilde kenar bandımı örüyorum. Ve saymam lazım kaç tane kaç sıra örmüşüm. Buraya bir ilik ev açacağım. Dur bakayım 2 4 6 8 10 12 14. sırada açmışım. 2 4 6 8 9. sıra, evet daha var. Hemen arkadaşlar ön sıraya dönüyorum. Evet. Kenardaki ilmelerimi ördüm. Aynı şekilde şuradan yine burayı sıkılayacağım. Ve bir sıra gidip geleceğim arkadaşlar. Bakın. Önden düz, arkadan da ters olarak bir sıra örüp geleceğim. Şuraya geldiğimde buranın da arkadaşlar bakın beyazı var. Buradan da beyaz öreceğim. Bu şekilde örüp geleyim inşallah. Evet arkadaşlar. Videonun örgüm örmeye devam ediyorum. Bakın üçüncü rengimi bağlayacağım şimdi buraya ben. Aynısını örmek istemiyorum arkadaşlar. Rengini değiştirmek istedim. O yüzden bir üçüncü ip bağlıyorum. Evet. Aynı şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar. Sadece renk değiştirdim. Renk değiştiriyorum. Model birbirini takip ediyor. Evet. Şimdi öreceğim. Pembe ile başlayacağım. Pembe yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Buraya bir tane şu şekilde pembeli.
İlk olduğu için arkadaşlar zorlanıyorum. Evet. Bir tane çektim, iki tane örüyorum arkadaşlar ve başından atıyorum. Bu iki ilmenin başından attım. Diğer iplerimi sıkılıyorum. Hemen pembe ipime bir tane örüyorum bak. Bir tane ilme örüyorum. Hemen şu sıradan bir tane çıkartıyorum arkadaşlar. Griden 3 tane ilme örüyorum. 1, 2, 3 ve pembeyi başından atıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir tane örüyorum. Bakın şu bir tane beyaz ilmeğimiz vardı. Tam onun üstünden bir tane örüyorum. Buradan bir ikincinin altından hemen şuradan bakın 1 2 ikincinin altından çekiyorum arkadaşlar. Çekiyorum. 3 tane gri örüyorum. Başından atıyorum. Bir tane pembe örüyorum. Bakın bir bırakıp ikincinin hemen bir ikinciden alıyorum. İnşallah anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Ve bu üçün üstünden tekrar atlatıyorum. Bak şu şekilde. Bir tane tek ilme örüyorum. Bir atlıyorum. Bakın arkadaşlar bir şu ikincinin hemen altından bakın bir iki ikincinin altından çıkartıyorum o ilmeği. Bir iki üç tane gri örüyorum. Bu üçün üstünden pembeyi atlatıyorum. Bir tane ilme düz olarak pembe örüyorum. Bir ikincinin bakın bir şuradaki bir ve iki hemen ikincinin şu alttan çekiyorum. Eliniz alıştıktan sonra arkadaşlar hiç güç değil. Çok kolaylıkla, rahatlıkla örebileceğiniz zevkli bir model. Ama önce bir elinizin alışması lazım. Bakın, şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısı arkadaşlar. 3 tane gri, bir tane düz, üçüncünün ortasından bir tane ilmek çıkartıp bu üçünün üstünden atlatıyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi arka sıradayım. Bir tane gri ipimizden örüyorum. Bir ilme. Onu bırakıyorum arkadaşlar. Yanındaki gri ilmeği, bir tane pembeyi, diğerini, üçünü bir edip bakın. 1 2 3 tane pembe örüyorum. Aynı şu aşağıda yaptığım gibi arkadaşlar. Bu üçün ortadaki bir tanesini gri örüyorum. Diğer üçünü pembe örüyorum. 1 2 3. Şu üç olan grinin ortadaki bir ilmeği gri örüyorum. Diğer bir olan pembemi 3 tane yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şuranın tam tersini yapıyorum yani. Şu şekilde. Evet. Şimdi tekrar 1 2 3 sıranın sonuna kadar bu şekilde örüp gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Bakın bu ilmemi boş olarak alıyorum. Evet.
ve devam ediyorum örmeme. 1 2 3 boşalıyorum. Aynı alttaki sırayı tekrar ediyorum. Sadece şu ilmeği örmeden boş olarak alıyorum arkadaşlar. Bakın. İplerimiz burada kaldı. Grimiz, beyazımız bu tarafta duruyor arkadaşlar. Sadece pembe renkle gideceğim. Bakın bu şekilde boşalıyorum. Arkadan öreceğim. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bu şekilde bakın. Evet arkadaşlar, şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde komplesini pembe olarak hepsini hiç atlamadan bakın ters olarak örüp gideceğim. Bundan sonra arkadaşlar bir sıra daha şu pembeyle gidip geleceğim. Yani iki sıra daha vereceğim. Evet, yine ön yüzdeyim bakın. Şu şekilde gidip sıkıyorum ve düz olarak sıranın sonuna kadar örüp geleceğim. Bu şekilde düz olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar arka yüzeyim ve bu sırayı da ters olarak örüyorum. Diğer başa geldiğimde beyaz rengi uygulayacağım arkadaşlar. Bu sırada bu şekilde gidecek. Bakın kaç sıra oluyor. 1, 2, 3, 4 sıra gitmiş gelmiş oluyoruz. Bir taneyi boşalıyoruz. Şu griyi örmeden. Onunla birlikte 4 sıra olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi beyaz kuracağım. Beyazla devam edeceğim. Beyaz pembe olarak çalışacağım. Modelimiz birbirini takip ediyor arkadaşlar. Bakın biri bitiyor, biri başlıyor. Ve toplamda 12 tane model yapacağım. Bir ikisi bitti. Şimdi üçüncüyü bitireceğim. Bakın bir tane ördüm. Bir atlayıp ikinciden, bir ikiden sonra bakın. Şu şekilde evet. Ve pembe ile devam ediyorum. Pembe beyaz öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 bu şekilde birbirini takip edip gidiyor modelimiz. Beyazla pembe çalışacağım bu sıra. Evet, bir tane atlayıp 1 2 üçüncüden. Eliniz alıştıktan sonra arkadaşlar çok kolay ve zevkli örülüyor. Evet. Bu şekilde 12 tane bakın 1 2 3'üncüyü yapıyorum. 12 tane motif yapacağım arkadaşlar. İnşallah yapınca tekrar ben size göstereyim. Evet arkadaşlar, yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Bakın yeleğimizin rengi çok güzel oldu. İnşallah beraber örüp bitirelim Allah izin verirse. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Bakın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi ben burada 3 renk çalıştım. Bakın inşallah beğenirsiniz. Harika bir yelek oldu arkadaşlar. Şimdi şu etek kısmını yapacağım. Bakın burada bunun mavisini çalışmıştık. Çok harika bir model arkadaşlar. Sarı beyaz yapabilirsiniz, pembe beyaz yapabilirsiniz, mavi beyaz yapabilirsiniz, kremle çalışırsınız. Yani kullanımda alan o kadar geniş ki istediğiniz renkte çalışın. Hepsine harika olan bir model. Evet, bakın gördüğünüz gibi ben 3 renk çalıştım. Evet arkadaşlar. Yani benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi son 4-5 sıram kaldı arkadaşlar.
Artık bitirmek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Çıkan o butona zile basın arkadaşlar. Bildirimlerimden haberdar olursunuz. Kanalımız ücretli değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Ben şimdi burada 2, 4, 5, 6. sırada keseceğim arkadaşlar. Bakın bitirdim. İnşallah keseyim. Bitmiş halini de size göstereyim Allah izin verirse. Evet arkadaşlar. Yeleğimizi bitirdim. Bakın. Her iki modelde. Bu şekilde. Şöyle biraz kaldırayım, evet. Önümüz bu şekilde. Burası arkası arkadaşlar. Evet, çok cici, harika bir yeleğimiz oldu. Evet arkadaşlar, örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.